uluslararası bir vurgun hikayesi. Man Adası gerçekleri. 28 Kasım 2017. Kendi çocuklarını göndereceksin. Akrabayı, talukatını başka adalarda şirket kurduracaksın. Sen ne yerlisin, ne millisin. Sen gayrimillisin. Ertesi gün 29 Kasım 2017. İspat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım. Siyaseti bırakacağım. Man Adası gerçekleri. Boomers şirketi kimin? ...10 Nisan 2006. Turkuaz Denizcilik 1 milyon lira sermaye ile kurulur. ...10 Ağustos 2006. Kuruluşundan 4 ay sonra Turkuaz Denizcilik adını Boomers Denizcilik olarak değiştirir. Adresini Sarıyer'de bir villaya taşır. Yeni adresteki villayı Burak Erdoğan gezmiş, görmüş ve beğenmiştir. Bir istihbarata göre villanın Avusturyalı sahibi aslında malını satmayı düşünmez. Bu yüzden Edirne'nin çok üstünde bir fiyat belirler. Ama para sorun edilmez. Villa 1.7 milyon dolara satın alınır. 1.7 milyon doları nakit olarak ödeyen kişi ise Sıtkı Ayan'dır. Peki, kimdir bu Sıtkı Ayan? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Çalık Holding'den sonra en büyük ikinci yatırım teşvikini alan Turank Anonim Şirketi'nin sahibi Sıtkı Ayan. Yani Türkmen ve İran doğalgazını Almanya'ya taşıyacak olan boru hattının Türkiye topraklarından geçecek 1720 kilometrelik kısmının inşa edilmesi işini ihalesiz olarak alan AK Parti döneminin yeni patronlarından Sıtkı Ayan. 15 Ekim 2008. Boomers Denizcilik Erdoğan ailesi tarafından İstanbul'da kurulduktan 2,5 yıl sonra. Bir Boomers Limited'de vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda 2 sterlin sermaye ile kurulur. Yanlış duymadınız. Sadece 2 sterlinle. Gerçek sahipleri görünmemekle birlikte Boomers Limited'in beyan formlarında şirketin yöneticiler listesinde Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen'in de adı görünmektedir. 17 Ekim 2008. Erdoğan ailesinin 2 sterlin sermaye ile kurduğu şirketi Boomers, kurulduktan sadece 2 gün sonra Malta'da kurulu Pal Shipping One şirketini satın alır. Şirket 25 milyon dolarlık Agdaş tankerinin sahibidir. Peki satın alınan bu yeni şirketin patronu, yani Agdaş tankerinin sahibi kimdir? O da Türk halkının yakından tanıdığı bir İş adamıdır. Pal Shipping One şirketinin, dolayısıyla Agdaş tankerinin sahibi, Türkiye'de yaptığı işlerle adını duyuran Azeri iş adamı Mübariz Mansivov'un ta kendisidir. Avrupa'daki araştırmacı bir grup medya kuruluşunun, European Investigative Collaboration'ın yürüttüğü çalışmalar, bu geminin Boomers Limited şirketine alınması için Sıtkı Ayan'ın 7 milyon dolarlık ödeme yaptığını ortaya çıkarmıştır. 25 milyon dolarlık geminin 7 milyon dolarlık peşinatı Sıtkı Ayan tarafından ödenmiştir. 23 Ekim 2008. Erdoğanların şirketi Boomers Limited, paranın kalan kısmı için 23 Ekim 2008 tarihinde Parex Bank isimli bir Letonya bankasından 18.4 milyon dolar kredi çeker. Ama hiçbir taksiti ödemezler. Çünkü
Mübariz Mansimov sattığı gemiyi, yani Agdaş'ı, Erdoğan ailesinin şirketi Bumerz'den 2015 yılına kadar kiralar. Karşılığında ana para ve faiz dahil geminin bütün taksitlerini ödemeyi taahhüt eder. Böylece Erdoğanlar bir dolar dahi ödemeden 25 milyon dolarlık gemi sahibi olmuştur. Hem de sadece 2 sterlin sermayeli bir şirket üzerinden. 1 Ağustos 2011. Erdoğan ailesinin bir kuruş dahi ödemeden 25 milyon dolarlık gemi sahibi olmasının üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçer. Vergi cenneti Manadası'nda bu sefer sadece 1 sterlin sermaye ile yepyeni bir paravan şirket kurulur. Belvey Limited. Belvey'i kuran bir danışmanlık şirketidir. Ve ertesi gün 2 Ağustos 2011'de bir gün önce kurduğu şirketi çok tanıdık bir isme devreder. Sıtkı Ayana. 15 Kasım 2011. Bir sterlin sermaye ile kurulan yeni şirket Belvey'i kuruluşundan 3,5 ay sonra Sıtkı Ayan bu sefer Kasım Öztaş'a devreder. Zira para kendi sahibi olduğu şirketten çıkmamalıdır. 5 Aralık 2011. Erdoğan'ın aile şirketi olarak kurulan Bumerz'in yıllık olağan toplantısı. Sıtkı Ayan tarafından kurulup Kasım Öztaş'a devredilen paravan şirket Belvey'i temsilen 3 kişi. Kasım Öztaş, Murat Teke ve Erol Koç Bumerz'in yönetim kuruluna girer. Ayrıca Kasım Öztaş şirketin yönetim kurulu başkanı olmuştur. Erdoğan ailesi tarafından 2 sterlin sermaye ile kurulup 25 milyon dolarlık gemiye sahip olan Bumerz şirketinin Sıtkı Ayan tarafından 1 sterlin sermaye ile kurulan Paravan Belvey şirketine geçiş süreci başlamıştır. 15 Aralık 2011. Sıtkı Ayan, Belvey Limited'i Kasım Öztaş'a devrettikten tam bir ay sonra Man Adası'nda kurulu Belvey şirketinden Erdoğan'ın aile fertlerine Swift'le döviz transferleri başlar. 2 milyon 500 bin doları Ziya İlgen'e. 2 milyon 500 bin doları Mustafa Erdoğan'a. Toplam 5 milyon dolar. 26 Aralık 2011. 1 milyon 250 bin doları Ziya İlgen'e, 1 milyon 250 bin doları Mustafa Erdoğan'a. Toplam 2,5 milyon dolar. 27 Aralık 2011. 1 milyon 250 bin doları Osman Ketenci'ye, 1 milyon 250 bin doları Mustafa Gündoğan'a. Toplam 2,5 milyon dolar. 28 Aralık 2011. 1 milyon doları Osman Ketenci'ye, 250 bin doları Mustafa Gündoğan'a. Toplam 1 milyon 250 bin dolar. 29 Aralık 2011. Burak Erdoğan'a 1 milyon 450 bin dolar. 4 Ocak 2012. Son olarak Burak Erdoğan'ın hesabına 2 milyon 300 bin dolar. 3 milyon 750 bin dolar. 3 milyon 750 bin dolar. 3 milyon 750 bin dolar. 2 milyon 250 bin dolar. 1 milyon 500 bin dolar.
Erdoğan ailesine toplam 15 milyon dolar. Bu Merzin, Sıtkı Aya'nın paravan şirketi Belve'ye devri bu para transferleriyle artık tamamlanmıştır. Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK, Sıtkı Aya'nın paravan şirketi Belve'nin hesabından Erdoğan ailesi bireylerinin hesabına 15 milyon dolar gönderildiğini gösteren ve CHP tarafından kanıt olarak sunulan dekontların tamamının gerçek olduğunu kabul etmiştir. Peki ama bu kafaları karıştıran para gönderme yöntemi SWIFT nedir? SWIFT, dolar cinsinden bir paranın Amerika'nın onayıyla uluslararası dolaşıma sokulabilmesi için gerekli kayıt işlemine verilen attır. Man Adası'na yollanan para, ticari olarak kullanılabilmek için önce Halk Bankası aracılığıyla New York'taki merkeze yollanmıştır. Buradan onay alındıktan sonra vergi ödememek için Man Adası şirketi üzerinden Türkiye'deki diğer bankaların hesaplarına geçilmiştir. Yani Halk Bankası, Burak Erdoğan hesabına yatan 3 milyon 750 bin doları sisteme sokabilmek için Amerika'nın zorunlu kıldığı üzere önce New York'taki merkeze dolarları SWIFT ederek yollamış, sonra burada yapılan işlemin ardından para, Türkiye için vergiden arındırılan Man Adası şirketinin Türkiye'deki diğer banka hesaplarına havale edilmiştir. Böylece hem paralar uluslararası ticaret sistemine kaydedilmiş oldu, hem de Türkiye'de elde edilen kazancın bir kuruşu dahi vergilendirilemedi. Bunun adına Man Adası vergi vurgunu diyoruz. Şimdi soruyoruz. 1. Amerika üzerinden yapılan SWIFT işlemleri, Erdoğan ailesine giden 15 milyon doların Man Adası şirketleri kullanılarak gönderilip getirildiğini, bu yolla vergi de verilmediğini kanıtlıyor. Yani 1973 yılından bu yana dolar üzerinden yapılan bütün para hareketlerinin kayıt altına alınmasını sağlayan SWIFT işlemi, dolarların Halkbank üzerinden Amerika'ya, oradan da Man Adası şirket hesapları üzerinden Türkiye'ye gönderilip getirildiğini belgeliyor. İspat et. İspat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım. Siyaseti bırakacağım. Peki bu belgelere karşı Recep Tayyip Erdoğan neden istifa etmiyor? 2. Recep Tayyip Erdoğan bu işlemlerle yurt dışına SWIFT olarak yollanıp vergiden temizlenip tekrar getirilen paraların bir şirketin satılması yoluyla elde edildiğini söyledi. Bu 5 isim asla o zikrettiği şirkete veya yere para göndermiş de değil. Tam aksine mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle onlara para gönderdi. Defalarca sorduk ama yanıt verilmiyor. Burada tekrar soruyoruz. Bu satılan şirketin adı ne? Ortakları kimler? Bu şirket kaç paraya, nerede satıldı? Susarak bu sorulardan kaçamazsınız. Yanıt istiyoruz. 3. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın ailesi ve yakınları, Türkiye'de kazandıkları paranın vergisini vermemek için bir vergi cenneti olan Man Adası'nda 3-5 kuruşluk şirket kurup vergisiz milyonlarca dolar para kazanırsa bu hangi ahlaka, vicdana, hukuka sığar? Ya da sığar mı? Bunu yapanlar ekmek alırken, evinde musluktan su içerken, 10 çeşit vergi ödeyen gariban yurttaşın ya da asgari ücretle yaşamaya çalışırken helal kazancının yarısını daha eline almadan vergi olarak devletine ödeyen sizlerin, milletin, milyonların yüzüne nasıl bakıyorlar? Memurun, işçinin, emeklinin yüzüne nasıl utanmadan bakabiliyorlar? Soruyoruz. Tüyü bitmedik yetimin hakkını Allah'tan korkmadan, vatandaştan utanmadan nasıl yiyebiliyorsunuz? Man Adası gerçeği bunlardır. Bunları bu ülkenin vicdanını karartmak için yalanlara, çarpıtmalara, baskılara sığınarak geçiştirmenize izin vermeyeceğiz. Vergi cenneti Man Adası'ndaki şirketlerinizin aracılığıyla yapılan bu soygunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu offshore dediğimiz var ya, cennet bahçeleri diye görüyor. Onlar öyle diyorlar, cennet bahçeleri. Offshore'da, yani vergi cennetlerinde şirket kuruyorlar Türkiye'de vergi vermemek için. Kim? Ankara'daki beylerin çocukları. Dedi ki bunu da araştıralım.
Binali Bey dedi ki bu suç değil. Oturalım, araştırsınlar. Hatta soruştursunlar. Ne kadar güzel dedik. En nihayet bizim dediğimize geldiler. Oturup mecliste bunu araştıracağız. Verdik önergeyi. Bunu da reddettiler. Neden reddettiler? Çünkü çocukları, yakınları bu vergi cennetinin, manadasının en iyi müşterileri. Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün vergi cennetlerinde kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun? Yerli ve milliysen bunun cevabını vereceksin. Yerli ve milliysen bunun cevabını vereceksin. Aradan süre geçti, tık yok. Bana soruyorlar, ben de merak ediyorum. Niye tık yok? Ya haberim yok diyeceksin veya var diyeceksin. Sonra bir gün gazetelerde Kılıçdaroğlu'na dava açtık. Ne 1,5 milyon lira. Vah vah vah, ne kadar korktum. Hiç bilemezsiniz. Dava açsan ne olur, dava açmasan ne olur? Sen benim soruma otur, adam gibi cevap ver, adam gibi. Bunun kanıtı 2007 yılında vergi cennetleriyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen Man Adası'nın Bakanlar Kurulu tarafından vergi cennetleri listesine alınmamış olmasıdır. Bu kelimenin tam anlamıyla suçüstü demektir. Bu filmdeki belgelerin tamamının gerçek olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen kabul edilmiştir. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 ayrı mahkemede 5 farklı dava açtı. Davalara bakan 4 mahkemenin hakimlerinden 3'ü dava açılır açılmaz, biri de kararını açıklamadan hemen önce şüpheli biçimde görevden alındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı görevden alınan hakimlerin yerlerine gelen 4 hakimin tamamına şüpheli atama gerekçesiyle defalarca itiraz etti. Ama bu reddi hakim taleplerinin hiçbiri dikkate alınmadı. Bu arada Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli yolsuzluk dosyalarına bakan bu hakimlerden birinin ellerine daha 1,5 yıl önce FETÖ davasından kelepçe vurulmuş ve açığa alınmıştı. İspat et. İspat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım. Siyaseti bırakacağım dedim. Unutmadık.